Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Mayıs Cuma. İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun. Hayırlı Cumalar arkadaşlar. Bugün 2 tane yerli yarış programımız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul akşam koşusunda 8 koşulu. Yani tek altılı program. Bursa'da bugün biraz kalabalık yarış programı var. 9 koşu ve 105 saklan. Bayağı oldukça kalabalık ve zor bir program bizi bekliyor. Yani genele bakarsak hepsi zor. Tabi artık gazi adayları yavaş yavaş pistlere çıkmaya başladı. Adaylar yavaş yavaş kozlarını gösterecekler. Tabi buna benzer aynı koşular daha çok var. Hem Ankara'da olacak hem İstanbul'da diğer illerde gazi için hazırlıklar son sırada devam edecek. Çünkü Haziran'ın sonunda yani tam tamına 2 aylık bir süre var. Hani bu 2 aylık sürede artık kim formdaysa ve gücünü gösterirse o götürecek. Artık yapacak bir şey yok. Tarihe o adı yazılacak. Neyse gelelim bugün İstanbul yarışlarına. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bu mübarek Cuma'da yine tekrardan hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Ve startımızı yavaş yavaş da olsa verelim arkadaşlar. Evet, günün birinci koşusu saatler 17.45'i gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sertlik yarışıyla başlayalım. 13 saklının yer almış olduğu bu koşu birinci dörtlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Görüyorsunuz bayağı bir çekişmeli bir yarış programı gözüküyor. Ben tabii arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Diğer ilimiz yani Bursa'nın şablonu videonun sonunda yer alacak. Bunu da söyleyeyim yani. En azından bilgi amaçlı olsun. Yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Bu birinci koşuda ben 7 nolu My Invention. Bir Victor Gallo temsilcisi. Annede bir Celeritas gerçekten iyi bir kısraktı. Dişi taylarda bile bayağı etkili bir safkandı. Güzel taylar da vermişti. Bugün Vedat abi işte Startway Sentry'de iki yarış koştu. İkisinden de güzel ikincilik elde etti. Ve bu safkan bana göre bugün kazanmaya, Maiden'a veda etmeye oldukça yakın gözüküyor. 9 nolu Run for Hope bir Yavuz Kaya temsilcisi. İç maçsızlık ve start alan safkanda yine güzel form var. Son çim denemesi biraz kötü sonuçlandı ama safkan bence yine iyi durumuyla bu grupta da şanslı gözüküyor. Tabii 5 nolu Maggie Runner'ı da unutmamak lazım. Dara Devil temsilcisi Nevzat Avcı da yine yarış hayatına üçüncülükle başlayıp formunu arttıran bu safkanda da en azından etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 7-9-5 sıralaması benim bu birinci dörtlük ayağın ayağı için önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusu çarpı 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuyla devam ediyoruz. 10 safkanın yer almış olduğu bu koşu 7'li plasyonun da başlangıç ayağı. Ben 1 nolu Heart of Fuse'de 6 yaşına gelen Luxor'un güzel temsilcisi. O yüzden yıldırma start oluyor. Koşmuş olduğu gruplara göre zaten kalitesi belli. Ama yine iyi grupta staff oluyor. İyi taylar var, iyi rakipleri var. Bence hem cinsleri arasında kazanmaya çok yakın gözüküyor. Bir nolu Heart of Fuse'de. Ama rakip arayalım derseniz en azından 7'li plastik ve 4'lü kanal içinde 4 nolu Artemisa kentiyle ve 5 nolu Best of Canan olarak önerebilirim. Ama önce 1, daha sonra 4 ve 5 nolu safkanlar. Hatta bir sürpriz de söyleyeyim. Eğer 4'lü kanal alacaksanız 7 nolu Filios. Şablonda yok ama en azından sözlü olarak söyleyeyim arkadaşlar. Günün 3. koşusuna itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor şartlı 3 dişidir ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metre sentlik yarışı. 13 safkanın yer almış olduğu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında ben önce 3 nolu Mavi İş'in kızı bu turbo temsilcisi Nevzat Avcı ile seri ikincilikler yapmaya başladı. Çok güzel bir de formu var. Bence iyi hazırlıklar ve bugün kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 3 nolu Mavi İş'in kızı Nevzat Avcı ile 5 nolu Toprak Tutkusu bu turbo temsilcisi iç maç çizikte. Son yarışta bir 9'unculuk elde etti ama ben bu grupta daha etkili koşmasını bekliyorum. İyi hazırlıkları iyi. Bir de 4 nolu Rüzgar Kızı bu gün tay temsilcisi Ahmet Çelikli olduğunu startında yine safkanın genel durumu iyi gözüken isimler arasında oldukça da istikrarlı ve formda bence 3-5-4 yazıp bu ayağa geçebiliriz. En azından bu üçlü diğer rakiplere oranla biraz daha ön planda. Ama tabii ki böyle dişilere ait yarışlar biraz ters sonuçlanabiliyor. Hele bir de altılı ganyanın ilk ayağısa işte o zaman biraz düşünmemiz gerekiyor hatta bazı yerlerde. O yüzden kimlere yazabiliriz? 10 nolu Kafkaske. Bu Can Kardeşler temsilcisi Sadettin Boyraz da son yarışı kazandı. Zaten kendi aile atları. 11 nolu Ağdaşlı. 12 nolu Silent River. 1 nolu Malko. Mama önerebileceğim diğer sınır. Yani önceliğim 3-5-4. Daha sonra 10-11-12-1. Günün dördüncü koşusuna geldik. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına handikap 15-4 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuna.
Evet, 8 ve 9'un ikili olduğu 13 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 4 nolu gökyüzünde. Bu uçağın temsilcisi Nevzat Avcı ile son güzel ikincilikten sonra arttırdığı formuyla iyi hazırlıklar. Benim bugün biraz daha kazanmaya yakın gördüğüm pay oldu. Daha sonra 5 nolu Hürkan'ın bir Gürsu temsilcisi Görkem Özçelik ile Sinat Avcı yine aynı şekilde son yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Ve güzel formu da var. 3 nolu efsane at bir Ayabakan temsilcisi Ali Yıldız Asılat Al Safkan 5 yarış koştu ama bayağı iyi bir Safkan görünümünde. Bence Safkan'ın güzel yarışlarıyla iyi durumuyla burada bir hayli şanslı gözüken bir isim. Bir de 7 nolu Piyanist bu Gürsu'nun temsilcisi de Pişman Çizik ve yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle bence bu gruba dahil edip bayağı 4, 5, 3, 7 olarak geçebiliriz. Günün 5. koşu altını Ganyan 3. ayında handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusuna geldik. 2 ve 12'nin ekili olduğu 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığı zaman nihayetinde tedavisinden sonra görmüş olduğu yarışlarda bayağı bir eksik izlenimler veriyordu ve kötü yarışlar koştu ama en sonunda yavaş yavaş kıvamını bulmaya başlayan kalite bir isim olan son 3 yarışındaki güzel performansıyla artık geri dönüş sinyallerini arttırdığını gördüm. 2 nolu Anayurt. 12 nolu Safkan'la ekil olan Safkan ben de bugün biraz daha ön plana çıktı. Bu Ayabakan temsilcisi Berkan Gökçe'yle. 6 nolu Yer Behen. Bu 4 yaşındaki Kaya Yürekli temsilcisi Mert Can Çelik'le yine güzel formu var. Ve istikrarlı formuyla bence bu grupta yine 2 nolu Anayurt'a en sert rakip gözüken isim. Bir de 8 nolu Taşkent Kıtlamayıoğlu temsilcisi Vedat Aviç'le son güzel birinciliğinde yine en ciddi rakipler arasında adını yazdıracak Safkan. 2-6-8 öncelikli olarak önerdiğim isimler ama bir ilave yapalım derseniz yine 8 yaşına gelen 4 nolu Özgür Fatih ile Mehmet Kaya'yla ilave edebiliriz. 2-6-8 önce 4 daha sonra. Günün 6. koşusu altılı Ganyan'ın 4. ayağında. Evet, erkeklerin gazi adayları sahneye çıkıyor ve bunlardan birisi altılı Ganyan'ın 4. ayağında Cihangir koşusuyla başlıyoruz. Kısa vade 9 erkeklere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuyla ve 11 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben önce 1 nolu Altan'la başlayacağım. Altan çok güzel bir form yakaladı. Arka arkaya 3 yarış kazandıktan sonra nihayet çim piste çıktı ve güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Özcan Yıldırım'la Luxor temsilcisi oldukça şanslı gözüküyor. Daha sonra 11 nolu Wolf Seifo, Nativan temsilcisi Selim Kayra Staffer'ı son yarışta iyi bir grupta güzel birinciliği var. Safkan'ın çim pisti de performansı iyi birinciliği olan bir Safkan. Ve bayağı da iddialı gözüken bir isim Selim Kaya da 11 nolu Wolf Seifo. Ve daha sonra da vermiş olduğu aradan sonra da start olacak olan ve iyi hazırlıklarla gelen ve bu senenin iyi tayları arasında gözüken 10 nolu Resne. Bu hep beraber babasının zaten bir gazi kazanan bir isimdi. Ve da tabii işte start oluyor. Çok güzel çalışmalarıyla muntazam idman durumuyla bence bu ikiliye dahil edip bayağı 1-11-10 olarak geçebiliriz. Ama bu üçünün dışında tabii ki çok taylar var. Hepsi de iddialı gözüküyor. Kimler ilave edebilir? 3 nolu Kontakt ve 5 nolu Ice 1 önerebileceğim diğer isimler. Ama önceden 1-11-10 daha sonra 3 ve 5 nolu Safkanlar. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayında Atilla Midilli koşusu var. Bir kısa vade 8-3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentlik yarışı. Evet, 1 nolu Dakmar son yarışta maalesef geçildi. Trivalis temsilcisi. Bela tabii işte yine start alıyor. Tabii o geçilmiş olması yani bir nazar diyelim. Her hatta muhakkak böyle bir takılmalar oluyor. Böyle bir seriden sonra bir ikincilik veya bazen tabela dışında kalabiliyor. Ama Safkan'ın genel durumu iyi. Yine idman durumunda güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. İyi rakipleri var. Bayağı ciddi rakipleri var. Ama ben yine bir nolu takmalım. Bu pistte bu Safkanların arasında kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. Ben bank olarak alacağım. Bir nolu takmalı ve atamıştım. Günün 8. ve son koşuna geldik. Evet, dişilere ait gazi adaylarından diğer yani dişilere ait olan Naras koşusu bir kısa vade 9 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu. Evet, dişilere yarışlar her zaman biraz ters sonuçlar bazen olabiliyor. 10 ve 13'ün ekili olduğu 16 tayın yer almış olduğu bir güzel koşuda ben önce 12 nolu She is Approved bir Approved temsilcisi Selim Kaya'da start alan Safkan güzel formu var. Sentikli de başarılı. Çimin de iyi safkanı. Ben bu yarışta iyi durumuyla bu safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. 12 nolu She is Approved'u Selim Kaya'da. Daha sonra 7 nolu Marie Rue. Bir Bodomeister temsilcisi İşman Çizik'le start alacak olan Safkan. Kum pistteki güzel performansı var. Bugün ilk kez çim pistte çıkacak olan Safkan. Orijinal olarak da çim pistte zaten fazlasıyla yatkın.
O yüzden ben pek fazla yadırgayacağını düşünmüyorum. Zaten hedef yapmışlar. Vaziyet onu gösteriyor. O yüzden 7 nolu Manilu benim ön plana çıkan diğer isim. Daha sonra 10 nolu All Reed incisi. 13 nolu Şirok ile Ekiro olan Maybo Charlie temsilcisi de Mertcan Çelik'le startını her iki Ekiro'da hazır. Bakmayın tekisinde yarış gördü. Ben o yüzden 10-13 fark etmez. Ben de onu yazdım. Yani 13 de yazabilirim. O yüzden bir kafanıza takılma olmasın. Hani 10-13 bana göre eşit. O yüzden ekürleri yazalım. 6 nolu Look at the Star bir tane. Devil Temsilcisi'ne yazan Alcan Estar Hans Alkan. Yine Sertelik'te 3 yarış. 3'ünü de kazandı. Son çim yarışta da 4.'ydü. Bence değerli. Bu safkandan da önemli gelişmeleri. Zaten anne kanatı da bir Luxon. Yani çimin oldukça etkili safkanı olarak gözüküyor. O yüzden 6 nolu Look at the Star iyi formuyla. Son olarak da 11 nolu Rabbit Lady. Bir Nativan temsilcisi. Görkem, özellikle start alacak olan bu aracı ekibisi de güzel performansıyla ve iyi durumuyla bence handikap puanını da aldanmayın. Safkan iyi yerlere gelecek. Anneye baktığınız zaman Seagull Stars gibi şampiyon bir aygırın tayı. O yüzden iyi durumuyla 11 olan Running Ready'yi yazıp bayağı 12, 7, 10, 6, 11 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Evet, hemen şablonlarımıza bakalım. Bursa'yı değiştirelim, İstanbul'a geçelim. Hemen arkasından Bursa şampiyonu yer aldık arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Tabi bu arada bir Amerika yarışımız yine akşam olacak. Arkadaşlar eğer katıl butonuna üyelik yaparsanız erken saatlerde Amerika şablonu programına kavuşabilirsiniz. Ben katıldan üye olan arkadaşlara öncelikli olarak sunuyorum zaten bu videoyu. Ama altılı gayyen ilk ayağı koştuktan sonra açıyorum. Bazen açmıyorum için durumuna göre. O yüzden anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Ama dediğim gibi eğer üye olmak isterseniz katıl butonuna yapabilirsiniz. En azından yani şöyle düşünebilirsiniz. Kanala bir katkıda bulmuş olursunuz. Yani böyle bir düşünebilirsiniz. O yüzden şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.